Ne doktor ne de hemşireye soruluyor. İlaçlar ya komşu tavsiyesine göre ya da reklama göre alınıyor. Türk halkı, bizler, hepimiz acaba bilinçli kullanıyor muyuz ilaçları? İlaç kullanımında ne durumdayız? Görünen o ki sınıfta kalmışız. Haberden şimdi bu çıkıyor, bu sonuç çıkıyor. Üstelik milyonlarca ilacı da kullanacağız deyip kullanmayıp da israf ediyoruz. Rakamlara bakalım, korkunç boyutta. Kimi internetten alıyor, kimi eş dost tavsiyesiyle hareket ediyor. Bilinçsiz ilaç kullanımı gittikçe artıyor. Maalesef Türkiye'de öyle, herkes konu komşuya soruyor. Hepsi komşusundan, bakkaldan duyduğunu kullanıyor. Araştırmayı Türkiye Sağlık Vakfı yaptı. İlaç kullanımında nüfusun %86'sı reklam ve arkadaş tavsiyesine uyuyor. Hiç tavsiye üzerine ilaç aldınız mı? Almıyorum çünkü ben tansiyon hastasıyım. Hı-hı. Her ilacı kullanmıyorum. Tavsiye de etmem, tavsiye edilen ilacı da almam. Bunu tabii ki çevremde annem gibi mesela, onlar da bana iyi geldi, sana da iyi geldiği zaman kızdığım anlar da oluyor. Medya habire söylüyor, doktorlar söylüyor, eczacılar söylüyor. Buna rağmen kullanılıyorsa yapacak bir şey yok. Akılsız başa ne eylesin sakal. Annem de kullanıyor onu. Bana iyi geliyor, anneme de iyi geliyor. Birisi için yararlı olan ilaç, diğeri için yararlı olmayabiliyor. Doğru endikasyonlarda, doğru teşhislerde ilaçların doktor tarafından reçete edilip kullanılması daha mantıklı. Ben tavsiye üzerine ilaç kullanmıyorum. Ters tepki yapabilir, kullanıma atar. Türkiye'nin ilaç kullanma karnesi de zayıf. Reçeteyle alınan ilaçların yarısı kullanılmıyor. Türkiye Sağlık Vakfı'nın yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye bilinçli ilaç kullanımında sınıfta kaldı. Milyonlarca ilaç çöpe gidiyor. Sorun. Sınıfta kalanlardan biri de benim. Gittiğin an her an istediğin ilacı yazdırabiliyorsun. Bunlar ortadan kalksın. Hem israf hem de ekonomiye zarar. Hem de çok paket ilaç var. Sayısını bilmiyorum. Araştırmaya göre ilaçların %53'ü gereksiz yazdırılıyor. Ankete katılanların %94'ünün evlerinde tarihi geçmiş en az bir ilaç bulunuyor. Yazılan ilaçların %63.3'ü ise hiç kullanılmıyor. Eskiden alıp da kullanmadığım arta kalan ilaçlar var. Dolaplarda ilaç çoktur. Muhtemelen birkaç aya atılır onlar. Uzmanlar internetten alınan takviye ilaç ve gıda ürünleri konusunda uyarıyor. Gıda takviyeleri ve bitkisel ilaçlar Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olmalı. Bunları internetten gelişigüzel almamalılar. Çünkü bunlar uygun şekilde saklanmıyor olabilir. Mesela saatlerce güneşin altında beklemiş olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.